Brüksel'deki pazarlık bugün Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'ndaydı. Mülteci anlaşmasının ayrıntılarının görüşmeleri için. İşte o görüşmeler sırasında son derece çirkin bir olay yaşandı. Aşırı sağcı Yunan Partisi Altın Şafak milletvekili Türkler diye başladığı sözlerine kabul edilemez hakaretlerle devam etti ve genel kuruldan kovuldu. Türkleri barbarlar, pis yalancılar olarak tarif edebiliriz. Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu Türkiye ile prensipte anlaşmaya varılan mülteci anlaşmasıyla ilgili toplanmıştı. Yunan Altın Şafak milletvekili Eleftherios Sinadinos o oturumda Türkiye aleyhine çirkin hakaretlerde bulundu. Köpek benzetmesi yaparak. Türkleri barbarlar, pis yalancılar olarak tarif edebiliriz. Türkler vahşi köpek gibi düşmana karşı savaştığında kaçıyor. Konuşması bitti, yerine oturdu ama sözleri unutulmadı. Bir süre sonra genel kurula gelen Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Sinadinos'un ırkçı söylemlerde bulunduğuna dikkat çekti. Kırmızı çizgi aşıldı. Bu kabul edilemez. Özellikle ırkçı söylem. Ve ırkçı Yunan milletvekilinden salonu terk etmesini istedi. Fransız aşırı sağcı Marie Le Pen başta olmak üzere aşırı sağcı parlamenterlerin itirazlarına rağmen ırkçı Sinadinos salondan çıkarıldı. Varılan mülteci anlaşmasıyla ilgili toplanmıştı. Yunan Altın Şafak milletvekili Eleftherios Sinadinos o oturumda Türkiye aleyhine çirkin hakaretlerde bulundu. Köpek benzetmesi yaparak. Türkleri barbarlar, pis yalancılar olarak tarif edebiliriz. Türkler vahşi köpek gibi düşmana karşı savaştığında kaçıyor. Konuşması bitti, yerine oturdu ama sözleri unutulmadı. Bir süre sonra genel kurula gelen Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Sinadinos'un ırkçı söylemlerde bulunduğuna dikkat çekti. Kırmızı çizgi aşıldı, bu kabul edilemez. Özellikle ırkçı söylem. Ve ırkçı Yunan başladığı sözlerine kabul edilemez hakaretleriyle devam etti ve genel kuruldan kovuldu. Türkleri barbarlar, pis yalancılar olarak tarif edebiliriz. Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu Türkiye ile prensipte anlaşmaya... Brüksel'deki pazarlık bugün Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'ndaydı. Mülteci anlaşmasının ayrıntılarının görüşmeleri için. İşte o görüşmeler sırasında son derece çirkin bir olay yaşandı. Aşırı sağcı Yunan Partisi Altın Şafak milletvekili Türkler diye...